hafta sizinle son zamanlarda yaptığım alışverişin denemeli bir şekilde videosunu paylaşacağım. Geçen hafta da söylemiştim zaten bunu. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Burnum tıkalı, biraz grip gibi oldum, üşüttüm. Ama videonun pazar gününe yetişmesini istediğim için daha fazla bekleyemedim. Eğer sesim rahatsız ediyorsa kusura bakmayın lütfen. Lafı da daha fazla uzatmadan aldığım şeylere geçelim. Öncelikle şöyle bir eşofman altı aldım H&M'den. Sütlü kahve gibi rengi. Şurasında sol cebinde böyle love yazısı var. Güzel, kumaşı bayağı iyi, kalın bir eşofman altı. Yani yazın biraz pişirir açıkçası. Yazın giyemezsiniz bunu ama kış için bayağı güzel bir eşofman. Tek böyle handikapı diyebileceğim, yıkandıktan sonra böyle pofucuk pofucuk olmaya başladı. O beni biraz rahatsız etti açıkçası, onu söyleyebilirim. Bir de bedenleri, yani kalıpları çok büyük. Ben normalde eşofmanlarda eğer kalıbı bolsa small, değilse medium tercih eden bir insanım. Ama bunda x-small tercih etmişim. Yani bayağı büyük anlayacağınız üzere. Zaten bir de yıkadıkça ve giydikçe daha da bollaşıyor. O yüzden alırken onu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Hatırladığım kadarıyla bu arada aldıklarımın hepsinin fiyatını söylemeye çalışacağım ve bulabildiklerimin linkini aşağıya açıklama kutusuna bırakacağım. Eğer siz de almak isterseniz daha kolay ulaşabilmek adına. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam ben 90 TL'ye almıştım ama son zamanlarda sanki bunların fiyatları arttı ve böyle 100 ile 120 arasında bir fiyatı oldu diye hatırlıyorum bu eşofmanları. Memnun kaldım ama aynı fiyatı, hatta belki daha düşük fiyatı daha iyi eşofmanlar var bence. Özellikle Addax'ın falan eşofmanları bence bir tık daha iyi gibi geliyor bana. Hem daha uygun fiyatla H&M'den hem de ömrü sanki daha uzun. Addax'ın da bazı eşofmanlarında böyle pofucuklanma problemi yaşadım ama bu kadar kısa sürede olmamıştı yani. Onu söyleyebilirim size. Şimdi size bir eşofman takımı göstereceğim. Şimdiye kadar aldığım en güzel eşofman buydu bence. Aşırı seviyorum ve aşırı giyiyorum. Zaten bir videomda da bunun direkt takım halinde giymiştim. Üstü bu şekilde. Crop. Ben biraz daha dökümlü durması için bir beden büyük aldım. Normalde medium giyiyorum. Ama daha böyle dökümlü bol durması için bunu large aldım. Sweatshirtlerde genelde bir beden büyük almayı tercih ediyorum. Kendiliğinden bol değilse sweatshirt. Eşofmanı da şu şekilde. Şurasında logo... Ay bunu nereden aldığımı söylemedim ben ya. Bunları bu arada, bu takımı ben Defacto'dan aldım. Defacto böyle NBA takımlarının olduğu bir koleksiyon oluşturmuş ve çok güzel bir koleksiyon. Gerçekten aşırı iyi bir koleksiyon. Hem Defacto'nun kendi sitesinde var hem de mağazalarında var diye biliyorum ben. Eşofman da şu şekilde. Şurada takımın logosu var. Şu sol, ay sağ tarafta da, sağ bacağın altında da şöyle bir New York yazısı var. Bunun kalıbı, üstte duruşu bence aşırı güzel bir eşofman. Yani eğer ikisinden birini tercih edecekseniz mutlaka eşofmanı tercih edin bence. Fiyatları da yanlış hatırlamıyorsam bu 90 olması gerekiyor. Bu üstte ya 50 idi ya da 60 liraydı. Öyle hatırlıyorum. Bu eşofmanın üstüne crop giymek istemediğim zamanlarda giymek için üzerimdeki bu sweatshirt'ı aldım. Addax'tan. Yani buna gerçekten bayıldım. Hele bu ikisi üzerimde çok iyi duruyor bence. Yani ikisi hani takım olarak bayağı yakışıyorlar birbirlerine. Mesela onu almayıp üstüne bunu da alabilirsiniz eğer crop istemiyorsanız. Bu Addax'tan ama. Bunun da fiyatı 70 lira mıydı? Öyle bir şeydi ya, 72 falan, 70 küsur bir şeydi yani. Biraz pahalılar açıkçası. Yani eskiye göre mesela Addax da çok fazla pahalılaştı. Normal bir mağazadan bir farkı kalmadı. Yani ben ilk açıldığı zamanları hatırlıyorum. Edirne'ye inanılmaz ucuzdu. Yani çok ucuzdu. Şimdi biraz daha böyle orta fiyatlı olmaya başladı. Ama bulabileceğiniz bence yine de piyasadaki en uygun fiyatlı ürünler de orada oluyor genellikle. Ve kalitesi de o kadar kötü gelmiyor bana açıkçası. Şöyle ilk pantolon Addax'tan bol paçamsı. Evet, yani bol paça bir pantolon. Krem rengi. Aşırı güzel. Tam yüksek bel diyemem buna. Böyle biraz orta bel gibi.
Ama düşük bel kesinlikle değil. Ben düşük bel giyemiyorum zaten. İşte çok güzel duran bir pantolon. Bunu ben 50 liraya aldım. Ama Adidas'ın sitesinde Trendyol'da falan 75 lira. Benim şehrimde Adidas'ın mağazası olduğu için orada bazı ürünler indirime giriyor ve bu da onlardan biriydi. Bunun su yeşili rengi vardı. Aslında onu çok istemiştim. Ama onun bedeni kalmamıştı. Eğer siz bedenini bulursanız indirimde mutlaka alın. Çok güzel yani. Bunu 50 liraya, hatta 49 lira falan da. 49 liraya bunu aldığıma inanamıyorum mesela. Yazın çok giyeceğim bir parça bence. Çok beğenerek aldım bunu. Diğer bir çok severek aldığım pantolon da yine Adidas'tan şöyle bir pantolon. Bu da bol paça. Aşırı üstte güzel duran bir pantolon. Yalnız bunun bedenleri biraz dar bence. Alırken belki bir beden büyük tercih edebilirsiniz. Modelini falan bilmiyorum ama aşağıya bulursam kesinlikle bırakacağım. Bunu çok beğendim ben. 105 lira gibi bir fiyatı vardı. Eğer siz de böyle bol paça bir pantolon arayışına girdiyseniz kesinlikle buna şans verin diyorum. Çok güzel. Son aldığım pantolonsa Trendyol'dan, markası Cross Jeans diye bir marka. Şöyle, bu da bol paçamsı, lila, rengi harika bir pantolon. Bunun da fermuarı yok, böyle düğmeli. Bunun şöyle bir kötü yanı oldu. Yani bu pantolon çok içime sinmedi benim. Neden? Çünkü herkes altta bir beden büyük alın, bir beden büyük alın yazmış. Ben de kendi kilom ve boyuma göre alanların yorumlarına bakarak ona uygun bir beden seçtim. Ama birazcık bol geldi ve çok yüksek belli olduğu için de ve benim göbeğim de dümdüz olmadığı için biraz garip duruyor bence o kısmı. Hani çok rahatsız etmiyor beni. İade edebilecek kadar kötü durmuyor bence. Giyerim yine ama hayalimde böyle değildi. Yani bu şekilde durmasını beklemiyordum. Daha güzel bir pantolon bekliyordum. Ha, pantolonun kendisinden de kaynaklanmıyor bu. Sadece bence seçtiğim beden yanlıştı benim. O yüzden ona dikkat edin bence. Bunu da indirimdeyken almıştım ben. 56 lira mıydı? 60 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Bayağı iyi fiyat aldım yani bence. Bir de çok çabuk stokları tükeniyor bunun. Ben bir aydır falan bekliyordum bunun stoğa geri gelmesini. İndirim döneminde geldi. Genelde herhalde indirim döneminde stokları yeniliyorlar. O yüzden o zamanlarda bakmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir ceket aldım H&M'den. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama cepleri bu şekilde. Hardal rengi gibi. Yani koyu sarı, hardal gibi bir rengi var. Bunu çok beğenerek aldım ama almamdaki en büyük faktör fiyatıydı. Çünkü bu ceket 200 liradan 50 liraya düşmüştü. H&M'de bazen böyle indirimler oluyor, indirim reyonları oluyor. Orayı biraz karıştırmak gerekiyor. Şöyle bir süveter aldım. Lila pantolonun üstüne giymek için. Bence aşırı tatlı. Şöyle biraz kısa. Yani bilseydim bir beden büyük söylerdim. Biraz daha salaş ve dökümlü durması için ama çok sorun değil yani bu şekilde olması. Renkler falan inanılmaz güzel. Çok tatlı bir süveter. Aşırı beğendim. Adidas'tan da indirimden şöyle bir sivit aldım. Bu şekilde. Bunu annem aşırı beğendi. Biraz da onun için aldım yani bunu. İndirimde 39 lira mıydı? Ya 39 ya da 49 liraydı. Fiyatı yani uygun olduğu için tercih ettim ama çok tatlı bence. Renkleri falan da çok güzel. Üzerindeki desenin renkleri. Bunu da severek giyiyorum. Şöyle Ace ve 22'den bir tane tişört aldım. Böyle tarot kartları var üzerinde. Aşırı güzel. Bu tarz tarotlu tişörtler Adidas'ta da vardı ama oradakiler 60 liraydı ve bir tişörte 60 lira bence çok fazla yani bilmiyorum. Bana mı öyle geliyor ama o yüzden almak istememiştim. Ama S2'de şunu 30 liraya buldum. Bence çok güzel. Eğer siz de böyle bir tişört istiyorsanız S2'ye bakabilirsiniz. Bir diğer aldığım tişört ise Adidas'tan şöyle bayağı bol. Yani bedeni hatta X small olmasına rağmen bayağı bol bir tişört aldım. Bunun böyle aşırı bir retro havası var bence. Onu sevdim yani o deseninin falan.
Bir de indirimdeydi bu da ben aldığımda sanırım. Normalde 45 lira. Ben 35'e mi aldım? Öyle bir şey yani. Çok fazla bir indirimde değildi ama yine de indirimli fiyattan almıştım. Bunu da çok beğendim. Bence çok büyük bedende değilseniz X-Small Small tercih edebilirsiniz. O bile bayağı büyük duruyor. Şimdi bir tane kemer göstereceğim size. Şöyle inek desenli. Birazdan göreceksiniz zaten inek desenini takmış durumdayım. Her şeyi öyle almak istiyorum. Çünkü çok güzel ve bence siyah beyaz ikisi de bir arada olduğu için her şeye uyabilecekmiş gibi geliyor bana. Bunu da Addax'tan almıştım geçen gün. 20 liraydı. Çok tatlı bir kemer bence. Eğer siz de istiyorsanız bakabilirsiniz buna. Yine Addax'tan. Ya Addax'ı soymuşum resmen. Şöyle bir şapka aldım. Bu tarz şapkaları çok beğeniyorum. Ben geçen yaz da Addax'tan böyle bir şapka almıştım. Beyazdı. Ama böyle batik desenli ve renkli istiyordum. O yoktu geçen sene Addax'ta. Bu sene gelmiş görünce hemen almak istedim. Hatta şeyini bile çıkarmamışım. Bunu 29.95 almışım. Yani 30 liraya almışım. Gerçi bunu saçlarım uzunken almıştım. Şimdi kısayken nasıl duracak bilmiyorum ama şöyle takıp göstereyim. Bence aşırı tatlı ya. Bilmiyorum, yazın bayağı takarım gibi geliyor bana. Ben çok beğenerek aldım. Yani uzun saçımda tabii daha güzel duruyordu ama şimdi de bence bayağı tatlı duruyor. Fiyatı da uygun. Eğer siz de böyle bir şapka arıyorsanız Addax'a bakabilirsiniz. Bayağı çeşitli bu tarz şapkalar vardı yani renk renk. Şimdi son olarak size aldığım çantaları göstereceğim ve sonra bu videoyu bitireceğim. Vereceğim çanta şöyle kırmızı. Baget. Bunun iki rengini aldım. İndirimdeydiler çünkü. Bu 23 lira mıydı? 25 lira mıydı? O tarz bir fiyata aldım. Bayağı indirime düştüğünde almıştım ben bunu. Yani şöyle söyleyebilirim. Bence 20 liraya yani 20 küsur liraya alınabilecek çok iyi bir çanta. Ama eğer indirimde değilse almayın bence. İndirime bekleyin. Çünkü indirimde olmayan fiyatını da hak ettiğini düşünmüyorum. Çünkü o kadar fazla kaliteli bir çanta değil bence. Şöyle bir de lila rengini aldım. Yani bunu da çok beğendim. Rengi aşırı tatlı. Ama bunu aldıktan birkaç gün sonra Eswatini'ye gittim ve orada lila bir çanta gördüm. O da 49-50 lira falandı. Kesinlikle oradaki lila çanta bundan daha güzeldi. Eğer yani bunu almasaydım, bu renk bir çanta almamış olsaydım SW22'deki çantayı alırdım kesinlikle. Ama bu da çok güzel ve daha uygun fiyatlı indirimdeyken. Sonra Addax'tan şöyle bir bel çantası aldım. Çünkü benim böyle siyah spor bir bel çantam hiç yok. Bir tane vardı, Bershka'dan almıştım deri böyle. Zaten bayağı meşhurdu o zamanlar. Herkeste vardı o çantadan ama sonra onun fermuarı falan koptu. O yüzden takamıyorum onu. Ve her şey bence gideceğini düşünüyorum. Çok güzel bir çanta. Bundan çok memnun kaldım. Bunun fiyatı da 50 liraydı sanırım. Ya da ya 40 ya 50 liraydı. Tam olarak hatırlamıyorum. Bu şekilde çok tatlı bir çanta bence bu da. Ve son göstereceğim çanta da şu. Bu yaptığım alışveriş içinde en sevdiğim şey sanırım bu çanta oldu. Çünkü inanılmaz tatlı. Yani çantanın şekli bir kere çok zarif ve güzel duruyor. Küçük bir çanta, büyük değil. Ama aşırı tatlı duruyor. Cüzdanınız, telefonunuz, her şeyiniz sığar bence. Böyle bunu da inek desenli tercih ettirdik. Annem yeter diyor bana, başka bir şey alma inek desenli, yeter yani diyor. Herhalde bundan sonra da inek desenli bir şey almam diye düşünüyorum. Bilemedim. Bunun bir de zebra desenli olan versiyonu vardı. O da çok güzeldi. İkisi arasında çok kararsız kaldım ama sonra bunu tercih etmeye karar verdim. Bunun da markası Housebags'tı galiba. Trendyol'dan aldım bunu da indirimden. İndirimli fiyatı da 50 liraydı bunun. Ve bence aşırı kaliteli geldi. Bu kadar kaliteli geleceğini düşünmüyordum açıkçası. Bunu gerçekten çok beğendim ve bütün alışverişimin arasında en sevdiğim şey bu oldu. Bunu çok seviyorum. Evet, benim alışverişim bu kadardı. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.